Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda hem desenli hem de ajurlu güzel bir yelek deseni modeli çalışacağız arkadaşlar. Anlatıma geçme önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şişime ben e, anlatım yapabilmek için yeteri kadar ilmeğimi attım ve 5 sıra haroşamı ördüm. 2, 4, 6 ilmeğimizi kenar pat olarak kullanıp kalan ilmeklerimizi desen için yerleştireceğiz. Ajurlu kısımda başlayacağız. İkinci sıramız desen olacak. 4 ilmekten sonra ajurlu kısmı kurduktan sonra 6 ajur, 6 ajur şeklinde desenimizi yerleştireceğiz. Bu iki ajur arasındaki ilmek sayılarını ayarlamayı size bırakıyorum. Dilerseniz 3 tane iki ajur arasında ilmek koyarsınız. İster 5, ister 8. Sıklaştırmak, azaltmak sizin elinizde. Şimdi 5 sıra bu şekilde lastiğimizi ördükten sonra hemen örgümüze başlayalım. Evvela ajurla lasik arasında belli bir mesafe kat etmek istiyorum ve onun için e, örgümü bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters çalışacağım. Şimdi örgümün ön tarafından bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Evet örgümüzü örelim. Örgümü ön taraftan düz ördüm. Arka tarafa geçiyorum ve son 6 ilmek ilmek hariç hepsini ters örüyorum. Son 6 ilmeği düz örüp kenar patı ilmeklerimi yine haroşa olarak örmüş oluyorum. Şimdi son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Örelim. Son 6 ilmeğe kadar ters ördüm. Şimdi buradaki altı ilmeğim kenar patı olduğu için düz örüyorum. Evet geldik ön tarafa. Bakın. Burada iki sıra düz örgü elde etmiş oldum. Şimdi hemen ajurumuzu kurmaya başlayalım. İlk ilmeğimi aldım. 6 tane ilmeğimi düz örerek başlıyorum. 6. Şimdi Burada 1 2 3 tane ajur yerleştireceğiz şimdi. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Önümdeki 2 ilmeği sola doğru kestim. Araya 6 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar doladım. Önümdeki iki ilmeği sola doğru kestim. 6 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 doladım. Önümdeki iki ilmeği sola doğru kestim. Ve 5 ilmeğim kaldı. Hatırlarsınız 4 ilmekle başlamıştık. Ve 4 ilmekle bitiriyoruz. Bu ilmeğimizi dikiş ilmeğimiz. Üç tane ajurumuzu açmış olduk. Örgümüzün arka tarafından son altı ilmeğe kadar hepsi ters. Son altı ilmek düz ve ajurumuzun birinci sırası bitmiş olacak. Evet örgümüzü örelim. örgümüzü ön tarafındayız. Şimdi 6 tane kenar pati ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şuraya kadar arkadaşlar alt sıradaki bakın şu dolamaya kadar 4 ilmeğimiz var. Bunun ikisini örüyorum. Düz bir şekilde. Bakın buradaki 2 ilmeğin yön değiştiriyorum. Şu şekilde sağa doğru kesiyorum. 1 doluyorum, 1 örüyorum bir doluyorum ve bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir, iki, üç tane araya ilmek örüyorum. Bu iki ilmeği yön değiştiriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Ve bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum araya 1 2 3 ilmek örüyorum. Bakın bu iki ilmeği yön değiştiriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzün arka tarafından yine son altı ilmek hariç hepsini ters örüyoruz. Son 6 ilmeği düz örüp sıramızı bitiriyoruz. Evet ajurlu kısmımız bitti. Şimdi e, ajurdan sonra bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters öreceğiz ki bundan sonraki desenimiz için yine bir mesafe kat etmemiş olmamız lazım. Başladım örmeye. Şimdi bütün ilmeklerimi ön tarafta olduğum için bu şekilde hepsini düz örüyorum. Arka taraftan da yine 6 ilmeğe kadar ters örüyorum. Son 6 ilmeği düz örüyorum. Ve bundan sonraki desenimize geçeceğiz. Evet örgümüzü şimdi örelim. Evet arkadaşlar önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters ördük ve şimdi ikinci desenimizi kuracağız. Evvela ilk 6 ilmeğimizi örelim. Kenar patı ilmeğimizi. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düz ilmek ördüm. Şimdi desenimizi kuracağız. Burada ipi üste alıyoruz. Bir ters örüyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ters bir ilmek aldım. Bir ters, bir ilmek al. Bir ters, bir ilmek al. Bir ters, bir ilmek al şeklinde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Bir ilmek al, bir ters, bir ilmek al, bir ters, bir ilmek al. Evet. Bu şekilde örgümüzü sıranın sonuna kadar bir ilmek aldım. Bakın ipimiz üstte bir ters ördüm. Bir ilmek aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek aldım. Bir ters ördüm ve bir ilmek aldım. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın. Ajurun üstüne bu şekilde bir desenimiz düştü. Şurada ipimin kanalı kalmış. Onu birazdan düzelteyim. Evet, örgümüzün arka tarafına dönüyoruz. Son 6 ilmek hariç ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Hepsi ters olacak. Evet. Bütün ilmeklerimiz, örmeden aldığım ilmekler de dahil ters örüyoruz son 6 ilmeğe kadar. Bu ödeseni birinci sırası olmuş oldu. 3 kere tekrarlayacağız. Birincisini ördük. Şimdi ikincisini tekrar öreceğiz ama ikinci sırada bir kayma olacak. Hemen o kısma geleceğiz. Ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum ördüğümün arka tarafındayım. Son 6 ilmeğe kadar. 2 4 6. Bunları düzülüyorum. Evet ön tarafa dönelim. Bakın birinci sıramız çıkmış oldu. Ajurların üstüne. Şimdi bu deseni bir kez daha önden tekrarlayacağız. Hatırlarsınız bakın 6 ilmek ördükten sonra bir ters ile başlamıştık. Şimdi burada kaydıracağız. Yani 6 ilmeği ördükten sonra ilmeği alıp ikinci ilmeği ters öreceğiz. Başlayalım. İlk ilmeği aldım. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi ip üstte ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım bir ters şeklinde yine desenimizi kuruyoruz. 1 ve 3 aynı buradaki gibi sadece 2 iki de ikinci sırada kaydırma var. Evet. Bir tane alıyorum. Bir tane örüyorum bir tane alıyorum bir tane örüyorum ikinci sırada kaydırma yaptık hatırlatıyorum bir tane aldım bir tane ördüm bir tane aldım bir tane ters ördüm ve son ilmeğimde ters örerek bitirdim şimdi arka taraftan tekrar buraya kadar ters örüp son altı ilmeği düz örelim ve tekrar ön tarafta burada buluşalım Evet tekrar ön taraftayız. Arkadaşlar dilerseniz bu sırayı renkli çalışabilirsiniz. Elinizde var olan kalan iplerinizi değerlendirmek açısından. Şimdi tekrar ilk 6 ilmeğimi örüyorum. Düz olarak birinci sıranın aynısını yapacağız. Yani bir tersle başlıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ters, bir ilmek al. Bir ters, bir ilmek al bir ters bir ilmek al 3 sıra burayı tekrarladıktan sonra tekrar ajur sıramızı kuracağız ben bu sıramı da öreyim tekrar görüşelim Evet 3 sırayı örmüş olduk şimdi ajuru kurmak için yine önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters çalışacağız ki desenle yine ajurlu örgümüzün arasında bir mesafe oluşsun İlk ilmeğimi aldım. Burası biliyorsunuz bizim haroşa kısmımız. Şimdi ilmeklerimin hepsini bu şekilde düz örüyorum yine. Arka taraftan da yine ilmeklerimi son 6 ilmeğe kadar ters örüyorum. Ve bu desenle ajurun arasındaki mesafeyi açmış oluyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şu kısmı e, renkli de çalışabilirsiniz. iki renkli olarak da olabilir bu desen. Şimdi e, arka tarafa geçiyoruz. Düz örgümüzü ördük. Arka tarafa geçip son altı ilmeğe kadar ters örüyoruz. Son altı ilmeği de düz örüp tekrar ön tarafta buluşuyoruz. Evet tekrar ön tarafa geldik. İki sıra bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters çalıştıktan sonra yine aynı noktalara buraya 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 hajurlarımızı yine kuracağız. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Hemen 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi ördükten sonra 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 1 doladım Sola doğru 2 ilmek kestim. Araya 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 1 doladım. Önündeki 2 ilmeği sola doğru kestim. Araya 6 ilmek 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 1 doladım. Önündeki 2 ilmeği sola doğru kestim ve Kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka taraftan ilmeklerimizi son 6 ilmeğe kadar ters örüyoruz. Evet, örelim. Son 6 ilmeği düz örelim, tekrar buluşalım. Geldik ön tarafa. Bu sırada ajurumuzu tamamlıyoruz. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 dolamaya kadar 4 ilmeğim var. Bunun ikisini örüyorum. 1 2 Bu iki ilmeği sola e, yönlerini değiştirip sağa doğru kesiyorum. 1 doladım, 1 ördüm. 1 doladım bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Araya 1 2 3 ilmek örüyorum. Bu iki ilmeği sağa doğru yönlerini değiştirip ilmeklerin Kesiyorum. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Araya bir, iki, üç ilmek örüyorum. Bu iki ilmeği sağa doğru kesmek için ilmeklerimi yön değiştiriyorum. Kesiyorum. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka taraftan. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son 6 ilmeğimizi düz örüyoruz ve ikinci ajur sıramız da bitmiş oluyor. Daha sonra bir sıra önden düz, bir sıra ters örüyoruz ve bu desenimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Desenimiz bu kadar kolay. Şimdi ben bir sıra bunu, bir sıra da tekrar ajur çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimizi iki sıra çalıştık. Çok güzel bir model, özellikle kız bebeklerine çok yakışacağını düşünüyorum. Videonun ortasında dediğim gibi şu desenli kısımları elinizdeki kalan iplerle değerlendirirseniz güzel sonuçlar alırsınız. Evet. Bir tüyo daha vereyim. Şu iki desenin arasına buraya da koyabilirsiniz. Onu da ayarlayabilirsiniz. Onu da size bırakıyorum. Evet. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.